İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Krallığı mirası 3000 yıllık endemik Erciş üzümünde bağ bozumu. David Tonoyan, Ermenistan Cumhuriyeti Lübnan'ın savunma işbirliği genişliyor. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanları New York'ta bir araya gelecek. Zarif, İran'a saldırı durumunda büyük çaplı savaş tehlikesi konusunda uyardı. Rus uzmanlar Palmira'ya hareket etti. Arap koalisyonu Yemen'de askeri operasyon başlattı. Charles Gerard adıyla tanınan Ermeni aktör Nubar Acemyan Paris'te vefat etti. Batı Ermenistan'ın Van'ın Erciş ilçesinde Van Krallığı'ndan kalma 3000 yıllık endemik, iri taneli, ince kabuklu kara üzümde bağ bozumu başladı. Köy sakinleri endemik üzümün 3000 yıllık bir geçmişinin olduğunu, bu mirası gözleri gibi koruduklarını söyledi. Üzümün Ermeniler tarafından Fransa'ya götürüldüğünü ve burada dünyanın en ünlü şarabının da bu üzümden yapıldığını belirtti. Erciş üzümü Urartu Krallığı Menua tarafından ilçenin birçok yerinde yetiştirildi. Taşlar üzerine 3000 yıl önce çivi yazısıyla yazılan kitabede Kral Menua'nın üzüm bağlarını talan edenlere beddua ettiği çivi yazılarında da mevcut. Urartu Krallığı taş işlemeciliğinin yanı sıra yaptıkları ünlü şaraplarıyla da tanınıyor. Dünyanın en ünlü şarabının yapıldığı Fransa'nın Lyon ve Nice şehirlerinde bulunan üzüm bağlarının da Ermeniler döneminde Erciş'ten götürülen ve buralarda yetiştirilen üzüm köklerinden elde edildiği yapılan araştırma ve incelemelerle ortaya çıkmıştı. Armen Press'in bildirdiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı David Tonoyan, Lübnan Savunma Bakanı Elias Bousa bile Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı İdari Kompleksinde 20 Eylül'de gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Ermeni-Lübnan Savunma İşbirliği, iki halkın uzun süredir devam eden dostluğuna, karşılıklı yardımlaşma isteğine ve ortak yaklaşımlara dayanıyor ve bu nedenle de ciddi perspektifleri mevcuttur, dedi. Bakana göre işbirliğinin güçlü bir hukuki dayanağı bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 74. oturumuna katılmak üzere 22 Eylül tarihinde New York'a gidecek. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyetleri Dışişleri Bakanlarının toplantısı Agit Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğu ve katılımıyla 23 Eylül'de New York'ta gerçekleştirilecek. Armen Press'in aktardığına göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, ABD veya Suudi Arabistan'ın İran'a yapacağı askeri saldırının büyük çapta bir savaşla sonuçlanacağını söyledi. Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, ABD'nin İran'ın tehdit edici davranışına tahammül edemeyeceğini ifade etmişti. Zarif, CNN ile yaptığı röportajda, Riyad veya Washington saldırıları sonucunda İran'ın tavrıyla ilgili bir soruya yanıt olarak yaygın savaş terimini kullandı. RIA Novosti Ajansı tarafından bildirildiğine göre Zarif, ülkemizin savunması hakkında çok ciddi bir açıklamada bulunuyorum. Askeri çatışmayı istemediğimizi çok ciddi bir şekilde ifade ediyorum. Ancak ülkemizi tereddüt etmeden savunacağız, dedi. Step News tarafından verilen habere göre Rus uzmanlar restorasyon çalışmaları yürütmek için birkaç helikopterle Homs eyaletinin Palmira kentine hareket etti. Teröristler tarafından tahrip edilen tarihi kent Orta Doğu'daki önde gelen anıtlardan biri olarak kabul ediliyordu ve bu açıdan onun restorasyonu da çok önemlidir. Palmira Belediye Başkanı Hani Dayes şehre yalnızca Rus uzmanların ulaştığını belirtti. Avrupa'dan verilen yardım sözü hala bir söz olarak kalmaya devam ediyor. Palmira'nın 2015'in Mayıs ayında IŞİD'in kontrolüne girdiğini hatırlatalım. İslamistler antik kentin çoğunu tahrip etmiş, heykeller ve tarihi eserler ise yurt dışına kaçırılmıştı. Suriye hükümet güçleri Rus Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla 2017'nin Mart ayında Palmira'yı gerici İslamist güçlerden tamamen kurtarmayı başardı. Armen Press'in Al Arabiya Ajansı'ndan aktardığı habere göre, Arap koalisyonu Yemen'in
Hodeida adlı liman kentinin kuzeyindeki askeri tesislere karşı askeri operasyon başlattı. Koalisyon temsilcisi Turki El-Maliki, operasyonun uluslararası hukuka uygun olduğunu ve sivilleri operasyonun hedeflerinden uzak durmaya çağırdığını söyledi. Koalisyon, düşman nesnelerin imha edilmesinin deniz ulaşımının özgürlüğüne katkıda bulunduğunu belirtti. Daha önceden Turki El-Maliki, koalisyon kuvvetlerinin Kızıldeniz'deki Husi militanlarının terör operasyonlarını engellediğini de söylemişti. Interfax'ın belirttiğine göre isyancı Yemenliler 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırılarının sorumluluğunu üstlendi. Ancak Er-Riyad saldırıların Yemen tarafından gerçekleştirilmediğine inanmaktadır. Gerçek adı Nubar Acemyan olan Fransalı Ermeni aktör Charles Gerard, 92 yaşında Paris hastanelerinden birinde vefat etti. Charles Gerard, 1 Aralık 1926 yılında Marsilya'da doğdu. Oyuncu, 1970'lerde ve 80'lerde yaklaşık 20 filmde oynadı. Ünlü aktör Jean-Paul Belmondo, Pierre Richard, Lino Ventura ve diğerleri ile birlikte rol aldı. Tertaim'in aktardığı gibi Charles Gerard, Claude Lelouch, Claude Fidi, Francis Weber ve Henri Verneuil gibi ünlü Fransız film yönetmenleriyle çalıştı. Oyuncak Pierre Richard, yönetmen Francis Weber, canavar Jean-Paul Belmondo, yönetmen Claude Zidey, erkek ve kadın 20 yıl sonra Claude Lelouch onun rol aldığı en ünlü filmlerdendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı geleneksel folk topluluğundan Zapik adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.